Elleriniz. Dert görmesin arkadaş. Başım belada, sabaha kadar ağladım dün gece. Ne diyor? Hayrola, o elindeki değnek ne öyle? Ulan vicdansız kadın, bir de komşumuz olacaksın. 45 senelik karın. Aa, sabahlara kadar ağlıyor. Nasıl yani? Diyet yapa yapa bu hale geldi. Şimdi gel. Hala hala hala. Ne oldu? Ulan kedi ölüsü zannettin ha. Ne diyor? İyi, sen ne yapıyorsun? Başım belada. Ne oldu? Başhekimden aran iyi mi senin? İyi. Beni çıkartmak istiyor işte. Sen ara bulucuk yapar mısın bana? Aa, nedenmiş? Hiç sabahatim yok ya. Tutturmuş başhekim ne diyor biliyor musunuz? O adam ismini ve soyadını değiştirecek. Aa. Babam koymuş ismimi Fahri, soyadım Doktor. Bana ne kabahatim var gene. He, ne var bunda? Olmaz diyor öyle şey diyor. Oradan adam bağırıyor. Fahri Doktor, etrafı süpür. Fahri Doktor, çay kahve getir. Olsun, ben ne diyeyim? Ona inat. Ben de bak göreceksin. İsmimi değiştirmeyeceğim. Başına bir de profesör koyduracağım. Ha? Kabahat bende. Ah kafama. Neyim? Şaşırıyorum bazen de. Aşağıda duygusu gelmesin diye arkadan böyle pişin değişe bak. Ah kafam kafam. Ah. Bana bak. Ne diyorsun? Adan, anan nerede? Anam iyi. Selam söyle. Olur, söylerim. Bana anlar bak. O efendim. Başhekim var ya, haklı. Bak. Neden biliyor musun? Sen hademesin, ameliyatlara girebilir misin? Ben gazetede burada çalışıyorum. Ne? Tebrikçemiz var bizim. Samsun'da var bir tane. O da hademe, köpekleri ameliyat ediyor. Köpeğin kalbini çıkardı, burasına takmadı mı? Aa, sen nereden tanıyorsun onu? Bana da o böbrek taktı o adam. Ne böbreği? Trafik kazasında böbreğim parçalandı. Böbrek taktı ama istediğim köpek olmadı. Sen ne istedin? Ben Doberman istiyordum. O ne taktı? Sokak köpeği, hele ortada geziyor. İyi, Doberman olsa yapacağı işi bilir ama bu sokak köpeği. İyi netice verdi mi? Vallahi ilk günleri de 5-6 ay ağaç gördüğümü ayağımı kaldırıyordum. Bazen adam giderken ayağımı kayıp bir tekme yedim, hoş diye bağırıyorlar. Geçenlerde de... Ne oldu? Neşelendim lan, dur şimdi be. Geçenlerde bir adam geldi, ille de seni görmek istiyor. O neciymiş? O şey için işte, bak hiç başhekim de zaten o gün beni azarladı. Ah, hiç kabahatim yok. Abi bak şimdi, trafik kazası olmuş, getirdiler. Adam nasıl biliyor musun? Kaybedeceğiz adamı. He? Dört parça adam. Hemen aldık o sediye, acile koşuyoruz. He. Hastanenin acili de 10. katta. Acil 10. katta, başhekimin fikri. Ağır yaralı hastalar Allah'a yakın olsunlar. Bana bak, o adam geçenlerde estetik için gelmiş. Sen estetik ameliyat yapıyorsun da bana niye haber vermiyorsun? Sen estetik mi olmak istiyorsun? Tabii, belki ben de burnumu yaptırtacağım. He? Burnunu ne yapacaksın, kaldıracaksın mı? He? Şöyle dur bakayım bana. Bana bak, şaşırdın mı sen ya? Burnumu yukarı kaldıracağım. Bak ne diyeceğim. Sonra ben sigarayı bırakıyorum. Benim bir arkadaşım var ya, sigarayı bırakmak istiyor. Sen bana gönder, bıraktırım. Ben ona bir tedavi şeklinde vereyim, bir kafa koyayım ona, ben bir yumruğa 6 ay sigara içemedim. İyi, sağ ol. Hadi ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Dur kız. İçeride işim var. Anan ne yapıyor şu an, ne, nerede? İyi, evde. Anana söyle gelsin, beni istesin artık. Evlilik fedakarlık ister, yapabilecek misin? Bana bir cilve yapsana sen. Miyav. Anan gelmesin, as***lar seni. Ay cilveye bak, cilvelen oturayım senin lan. Sen bana yap bakayım ama değişik ol. Değişik cilve mi istiyorsun? Ay, ay, ay. Hadi görüşürüz. Şeyhlar hanım, 80'leri zimbe. Beyefendi hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Fahri Doktor siz oluyormuşsunuz beyefendi. Benim efendim, buyurun. Bir maruzatım vardı beyefendi. Buyurun, dinliyorum. Efendim ben çok rahatsız Evvel abi isminizi alalım. Tabii. Bizim hasta geldi. Havan batsın, havaya bak. Hasta geldi, ismini yaz. İsminiz neydi? Ne haber? Efendim? Ne haber? İyilik, sağlık, nasılsın? Ben uğraşıyoruz. İsmin neydi? Ne haber? Yaz kızım, ismi ne haber? Soy ismi? İyilik, sağlık. Seni... Bak, beline çırpıntı mı geçiyor lan? Hayır, öyle bir şey yapmıyorum. İsmin ne haber? Soyadım iyilik, sağlık. İsmin? Ne haber? Soyadım iyilik, sağlık. Hey, kız duydun mu? İsmi ne haber? Soyadı iyilik, sağlık. Allah cezayı versin. Beyefendi, ben kendimi iyi hissetmediğim için gittim. Bir beni tanıyor musun sen? Benim ismimi biliyor musun sen? Fahri Doktor dediler. He? Fahri Doktor dediler. Ama hayır. Benim ismim biraz uzundur. Öyle mi efendim? Aman efendim, hoş geldiniz. Oo. Babam koydu, evet. Aman efendim, hoş geldiniz. Soyadınız ne oluyor? Defol git gözüm görmesin, Nedir derdin? Efendim, kendimi iyi hissetmediğim için bir laboratuvara gidip tahlil yaptırdım. Heh. Sizden rica ediyorum, şu tahlil sonuçlarını bana bir yorumlayın. Bakalım şu an neymiş. Havaya bak abi.
A vitaminin yok, B vitaminin yok, C, Ç, D vitaminin yok. Ne biçim hastalık? 29 harften bir vitaminin yok ya. İnsan utanır gelmeye. Haklısınız beyefendi de benim esas derdim o değil. Nedir? Benim esas derdim nedir biliyor musunuz? Buyurun. 5 sene önce kazayla sigaraya başladım. Günde 4 paket içiyorum, bırakamıyorum. 4-5 paket içiyorum. Evet. Kurtarın ya. Beni lütfen. Asıl bir şey. Hoş bir şey. Geç şuraya karşıya. Allah razı olsun. Karşıya. Hemen efendim. Sıkıntı, gözlerini kapat. Kapatayım efendim. Gözlerini kapat. Bana doğru dön 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 gözlerini dön. Kapat. Hazır mısın? Hazırım efendim. Ha? Allah! Allah! Aa, hoş geldiniz efendim. İyi günler. İyi günler. İmzalamanız gereken evraklar var efendim. Dün imzaladığım evraklar idareye gitti mi? Onlar gitti, bunlar bugün gelenler. 4 numaralıdaki hasta ne oldu? Aa, o taburcu olacakmış bugün. Ha, gitmeden beni görsün. Olur, söyle. Tavsiyelerim olacak. Oldu efendim. Ya bugün çok güldüm. Ne oldu? Yemekhanede şu kağıdı buldum. Herhalde bizim arkadaşlardan biri düşürmüş olacak, cerrahlardan. Ne yazmış bak. Ne yazmış? Yemin ederim ki günde en az 10 ameliyata girmek zorunda kalmasam, yemin ederim ki günde 4 saat uykuyla aylarca çalışmak zorunda kalmasam, yemin ederim ki anesteziyi odacı Kazım verirken ameliyat yapmasam, ameliyat denen şeyin hemşiresi, teknisyeni, hekimiyle bir ekip işi olduğu bir anlaşılsa ve de yemin ederim ki arada bir bardak çay içecek zaman bulsam, vallahi de billahi de o sargı bezini hastanın karnında unutmazdım. Adamın canı yanmış demek. Herhalde bu bizim stajyer doktorlardan birinin işidir. Hepsi pırıl pırıl çocuklar, onlarla gururlanıyorum. Haklısınız efendim. İmzalanacakların hepsi bu hepsi mu? Hepsi onlar efendim. Ha, bu arada dışarıda yüzü gözü karma karışık bir adam geldi. İlle de sizi göreceğim diye tutturmuştu. Allah aşkına. Ya alalım. Al içeri, bana da bir kalem getir gelirken, tamam mı ya? Tamam, getireyim efendim. Hadi. Buyurun bey amca, bu taraftan gelebilirsiniz. Neden efendim? Buradan buradan sağdaki kapı. Beyefendi süzme yapıyorsunuz. Nesin sen? Evet. Sen nesin? Nasıl nesin? Nesin? İnsanım. Hadi. Vallahi ya. Hadi yapma. Anne babam öz çünkü. İnsan. Evet. Yapma. Oradan acayip bir mahluk gibi mi gözüküyorum? Ya insan olduğunu görüyorum. Ay bana da şüphe geldi ya. Tamam beyefendi, ben insan olup olmadığını sormadım ki. Kimsin, nesin dedim. Evet, vatandaşım efendim. Ne daş? Vatandaşım. İşte şimdi inanmam. Vallahi ya. Vatandaş. Buyurun eve giderim, anama sorarım isterseniz. Peki madem vatandaşın ikametgahın var mı? Yusuf kağıdı var. Yusuf kağıdı tabii, resmin yoktur garanti. Var efendim, şakşip yeni çektirdim. Ne şip? Çabuk şakşip, pirit. Ha, şipşal. Evet. Böyle. Hayret, adamdan ne istediysem çıkardı verdi ha. Sapsız keser istesem verecek vallahi. Ne dediniz anlamadım. Sapsız keser diyorum, istesem verecek. Tabii, buyurun efendim, sizi mahcup eder miyim? Buyurun. Bak onu da verdi. Pekala, ben senin vatandaş olduğunu nereden bileceğim? Efendim bugün muhtarlıklardan gittik, hüviyetimizi aldık. Allah razı olsun devletimizden, yeni hüviyetler çıktı. Biliyorum, onu duydum, ikinci hüviyetleri verecekmiş. Verdiler mi? Verdiler efendim. Nasıl, güzel mi? Çok sempatik. Ben görmedim, bakabilir miyim? Ama ne kadar güzel. Yeni vatandaş hüviyeti. Buyurun efendim. Yeni vatandaş hüviyeti bu mu? Evet, 15 gün sonra bunu iade edeceğiz, yenisini verecekler. 3 santim uzamışını. Her 15 günde uzuyor. Uzayacak efendim. Az sonra kaybet. Şu kağıtları imzalasanız da götürsem. Oldu. İmza, evvela sen bir zımba ver de şunları deldirelim ya. Bir zımbamız yok efendim. Nasıl efendim? Ne yok? Zımba yok. Koskoca hastanede zımba yok. Yok, ne yapayım? Kağıdı mı deldireceksin? Evet. Müsaade edin efendim, deldirelim. Hemen deldirip geleyim. Ya kim bu acayip adam? Vallahi ne bileyim doktor bey, nereden çıktı bu adam? Efendim merak mı ettiniz? Evet, merak ettim. Sizin çıktığınız yerden. Mama bir becerikli bir adam. Buyurun derdim. Nasıl becerdin bu işi böyle? Efendim orada bir köpek duruyordu. He. Köpeğe kızdırdım, köpeğe hakaret ettim. Isırmak için ağzını açınca kağıdı soktum, çektim. Allah aşkına, ne dedin de köpek bu kadar kızdı? Yok ya. Al şunları imzaya götür. Öbürünü de temize çekiver yavrum. Pekala. Sana bir kart açalım bakalım. Evet evet. Adınız? Evet. Adınız? Niyazi. Efendim? Niyazi, Niyazi. 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 Biz ne dedik? Niyazi. Mustafa mı diyoruz? Hayır efendim. Şimdi deyin. Niyazi. Evet. Ha. Niyazi. Anladım. Adı niye? Niyazi.
Göbek at. Evet. Göbek at. Kına gecesi mi var? Niye atayım? Bu ne laubalilik hemşerim? Ha, niye göbek atayım dur? Göbek at dedim. Efendim, göbek yapayım. At! Ne yapıyorsun adam sen? Evet. Ne yapıyorsun? Bu değil mi efendim? Hayır efendim, onu sormadım. Doğduğun zaman baban kulağına bir şey bağırmadı mı? Bağırdı. Ne dedi? Sırası mı lan? Niye geldin? 26 kardeştik. Ya onu söylemiyorum beyefendi. Eskiden adetti, çocuğun göbeği kesilirken isim koyarlar. Sana koymadılar mı? Evet. Sana isim koymadılar mı? Ha, onu mu diyorsun? Onu, göbek ismini. Ha, göbek adını söyle. Evet. Yok yok. Yok yok. Evet. Güzel. Soyun. Evet. Soyun. Buradan mı aynı edeceksiniz? Beyefendi ne muayene? Soyun diyorum. Niye? Niyazi değil ama, mi? Ama niye? Yahu Allah aşkına soyun beyefendi, soyun. Efendim soyunamam, affedersiniz. Niye? Sabahleyin hamamda donumu çaldılar saat 10:30'da. Yepyeni don gitti. 3 sene daha giyerdim. Gitti. 4 yamalı don daha. Ya saçmalamayın Allah aşkına. Sizin yamalı donunuzu kim ne yapsın be? Yamalardan bir tanesi İngiliz kumaşıydı. Ya, beyefendi Allah aşkına benim işim gücüm var. Ameliyata girmem lazım. Anlaşamıyoruz sizinle efendim. Anlaşırız efendim. Anlaşalım lütfen. Öğrenenizi. Anlaşırız. Tamam. Kravata kaç lira vereyim? Ya çek elini, onu sormuyorum be kardeşim. Niyazi. Ya adınız Niyazi, tamam. Niyazi'nin arkasından ne gelir? Ne gelir? Ev sahibi, bakkal, kasap, fırıncı ne gelir? Ya kardeşim onu sormuyorum ya. Yok. Bana bak, beni hasta etme Allah aşkına. Oğlum adın Niyazi değil mi? Evet. Niyazi'nin kuyruğu yok mu? Siz beni sıçanla karıştırdınız. Ya ay, soy... Merak ettim ya, bir dakika. Ne oldu? Vallahi yok ya. Ay bir de yok diyor, deli olacağım ya. Ya senin soy ismin yok mu kardeşim? Evet. Soy ismin. Var efendim. Ne? Kahraman. Ha? Evet. Ne de kahraman ya. Ne iş yaparsın? Efendim şairim. Şiir okurum hep. Şiir, şair. Şair. Evet evet. Kalem oynatıyorsun. Kalem oynatmak ne doktor bey? Silgiye peren de attırırım vallahi. Allah aşkına. Ben... Niyazi. Ben şairleri severim. Ne tip şiirlerle uğraşırsın? Efendim, 50 yıl evvel hoşuma gitti. Meşhur şairlerimizden Namdar Efendi'nin güzel bir şiiriydi. Politikacılara hitap ediyor. Politikacılar. Ben bu politikacılara hitap eden şiiri Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık kürsüsünde okumak istiyorum. Hı. 50 yıldır yağmur, çamur, toz, sıcak. Millet Meclisi'ne gidiyorum. Hı. Fakat orada bekliyorum. Hı. Diyorlar ki bugün olmaz. 50 yıldır kaç iktidar geçti fakat şiiri okuyamadım. Dinlemediler. Dinlemedim. Ayıp etmişler ben vallahi. Ben de inat ettim. Oradan başka kimseye okumuyorum. Bak ben dinlemek isterim şahsen. Zaten sizde sanatsever bir yüz var benim. Lütfen okuyun, dinleyeyim. Politikacılar. Giriş güzel. Çıkışa bakın efendim. Esas o güzeldir. Hı. Sizleri biz seçtik. Ne çabuk unuttunuz. Tamam kes. Hastanede siyaset istemem. Ne oluyor bu? Efendim? Ne oluyor? Bir şey yok, şiiri geri aldım, ne var? Efendim öyle yapmayın, tik var bende, sinirim bozuluyor. Tamam, söyleyin bakalım. Buraya niye geldiniz? Efendim? Niye geldiniz? Aynı olacak. İyi, söyleyin, dinliyorum. Evet. Dinliyorum. Politikacılar, sizlere... Onu söyle demedim. Burası bir hastane. Burada adettir. Hastalar söyler, hekimler dinler. Sen söyleyeceksin, ben dinleyeceğim. Hadi, söyle. Ne söylesem acaba ya? Öyle şarkı filan da bilmiyorum pek. Selami Şahin'in bir şarkısı var, onu söyle. Sen gittin ya... Ağzımın tadı kalmadı. Sen gittin ya. İnan karnım doymadı. Özledim. Zeytinyağlı dolmaları özledim. Özledim. Tereyağlı pilavları özledim. Bana saçma geliyor bu. Saçma da ondan. Ben sana bunu mu söyle dedim? Bu değil mi efendim? Hayır. Ankara'nın taşına bak, emeklinin maaşına bak. Bu da Bozlar Bey'e. Başka. Evet. Başka. Başka mı?
Hani ya da benim %15 zamlarım, zamlarım. Ah gece gündüz Allah'ım. Efendim bu da mı değil? Oy. Allah Allah. Başka efendim. Efendim. Şey yapar efendim, çok güzel taklit yaparım. İsterseniz taklit yapayım efendim. Ne taklidi? Efendim. Beyefendi. Efendim. Zaten siz manyak mısınız? Ben de onu merak ediyorum da efendim. Manyak mıyım? Kafadan sakat mıyım, bunu bilemiyorum. Ya ben sana şarkı söyle demedim ki adam. Ben sana burada hastaneye gelmişim, şikayetin ne diye soruyorum. Sen bana şarkı söylüyorsun. Öyle miydi? Tabii. Şikayetin ne? Anneme sorup geleyim istersen. Ya niye geldin, şikayetin ne bu hastaneden? Hastane memurları bana iyi davranmadılar. Ha kes. Arkamdan yapıyorlar. Hemen memurlardan şikayet. Sanki hastane personeli sizden çok memnun değil mi? Çok iyi hareket ediyorsunuz onlara karşı. Beyefendi bir dakika. Ne oldu bir dakika? Konuşmanıza ne oldu öyle birdenbire? Küçükken bir hastalık geçirmiş. Vay öyle mi? Çok üzüldüm inanın. Böyle nasıl? Birisi çok bağırdığı zaman birdenbire korkuyorum. Öyle mi? Evet. Pardon, ben size korkutmak istemedim inanın. Hani ben bir an evvel derdinizi öğreneyim. Elinizi çabuk tutun, biraz sonra sular kesilecek. Hamamcı mısın, yıkıyorsun beni? Bana bak, ilk defa ne zaman oldu bu tutulmalar? Bundan o zaman 3,5 yaşındaydım. 3,5 yaşında. Tüdüdük bir toduktum. Evet. Yağmurlu bir havadaydı. Döh dürledi birdenbire. Evet. Arkasından şimşek çaktı. Anladım. İşte o esnada korktum. Şimşekten korktum. Hayır, şimşek çakınca karanlıkta babamı gördüm. Nasıl? Çıplak gördüm, çok korktum. Babamın elinde tabanca gibi bir şey vardı. Evet, tabanca gibi bir şey vardı. Baktım annem orada yatıyordu. Dedim cinayet mi istediler acaba? O gün de çok korkmuştu. Vah canım benim. Anladım yavrum. Ama bunlar geçici tutulmalardı. Bazı kelimeleri korkunca ters söylüyorsun. İtaretle konutuyor. Anladım. G'leri D gibi söylersin. R'leri T gibi söylersin. Ama bunun kolayı var yavrucuğum. Böyle tutulma olduğu zaman birdenbire, birden 15'e kadar süratle sayarsan geçer. Hadi hadi. Tabii. Bir. Güzel. İti. Bak iti diyorsun. K'ye T diyorsun. İtiden sonra kaç geliyordu? 3 yavrum. 3. Güzel. 4. Ne? 5. Ha? Baştan say. 1. İti. 3. 4. 4. 4. Ben ne dedin? Ne dedin? 4. Ne? Söyleyemiyorsun işte. Atla onu 5'e geç. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kıçmış. Doktor sen şey diyeceğim zannettin. Ne? Lan. Söyleme o lafı, sinirimi boz o laf. Şimdi sana sualler soracağım. Bana cevap vereceksin, tamam mı? Tamam. Söyle bakalım, saranız var mı? Kullanmıyorum doktor bey. Ne? Dedin ya sigaranız var mı diye. Ya beni can kullanan dinlesene, akşama kadar seninle uğraşamam ki ben burada. Sen. Gene tutuldun. Kendin yapıyorsun böyle. Tutuldun say. 1, 2, 3. Senin ne yapacaktık, başka çare yok ki. Bak elim ayağım titremeye başladı, sinirlerim bozuluyor. Hayatta en gücüme giden şey lafımı tekrar etmektir. Tekrar etmeyeyim diye tane tane konuşurum, tane tane cevap veririm. Sen nedeni söyle işte. Ha, sinirimi bozma, doğru dürüst cevap ver. İyi düşün, cevap ver. Söyle, kalbin var mı senin? Yok, hayır. Kıçımızdan idare ediyorsun. Ulan alayım ediyorsun sen benimle ha? Bir, iki, üç. Onun Yo, olmuyor. Evet oluyor. Çocuklar sende kalsın, ayrılalım. Ne çocuğu be? Televizyonda dizi var böyle. Ben dizi seyretmem. Halıya basma lan! Delirdin mi, ne halısı be? Yok lan, bu başka oyundaydı be. Bana bak. Sen sayı saymakla dilin düzelmeyecek. Nasıl düzelir acaba? Ama tıpta çareler tükenmez yavrucuğum. Dur, deniz kıyısına gidelim. Sen ne deniz kıyısı be? Lobal olma.
Bak mesela kekemeler vardır. Konuşurken şarkı söyler, konuşurken kekeleyerek konuşur da şarkı söylerken düzgün söyler. Ha. Acaba şimdi sen konuşurken kekeliyorsun ya, şarkı söylersen dilin düzelir mi? Acaba düzelir mi? Tecrübeye değer. Neyle merak ediyorum? Söyle bakalım düzelecek mi? Yalnız... Ben mi söyleyeceğim? Sen söyleyeceksin. Yalnız öyle hafif şarkılar istemem. Ağır eserler, Zeki Müren'den falan. Amca efendi falan. Ha dede efendi, dede falan. Efendi. Hadi söyle, dinliyorum. Şu Zeki Müren'in bir filmi vardı, gördün mü? Beklenen şarkı. Hayır, ben film seyretmem. Kızım babası balkona çıkıyor, Zeki Müren'e böyle yapıyor. Bir daha seni burada görmeyeceğim diyor. Hmm. Zeki Müren orada ağlayarak bir şarkı söylüyor. Söyle. Onu söyleyeyim mi? Söyle. Böyle yürüyor. Hmm. Dötlerinin... Kes lan o lafı. Gittin de şarkının gözünü çıkardın. Şarkının sözü öyle. Olabilir. Gözsüz şarkı söyle, beceremiyorsun işte. Göz olmasın. Sinirim bozuldu. Fantazi şarkı sever misiniz? Olur. Bana bir la verebilir misiniz? La. Ay ha. Bahar derdi, dül tatıldı. Bak ne güzel. Dönüme nete tatıldı. Mavi ha, şimdi de mavi seni mi buldun ha? Şimdi de mavisini mi soktun lan oraya? Şarkının sözü öyle. Söyleme demedi mi sana? Bir, iki, üç, four. Doktor, sana ne oluyor? Alkışlıyorlar. Beni alkışlıyorlar, yapma ya. Tamam. Tamam kardeşim. Tamam. Sinirlerim oynadı. Günümü berbat ettin. Hiç konuşma. Ağzını açma sen. Ben sana hastalıkları sırayla sayacağım. Geçirdiğin hastalık varsa evet de, yoksa hayır de. Tamam mı kardeşim? Sana reçete yazıyorum şimdi. Reçete yazacağım. Efendim? Affedersiniz, bir şey sormak istiyorum doktor evet. Bey. Siz hastalarınızı muayene etmeden mi reçete yazıyorsunuz? Geliyor. Ha, o filmi kaçırmıştım, çok üzülmüştüm. Şimdi o filmi seyreder gibiyim. Hangisi? Freddy'nin kabusu. Ben muayene etmem. Ben hastanın girdiği zaman gözlerine bakarım. Gözlerinden ne hastası olduğunu anlarım. Nasıl? Gözünden anlarım. Burada vatandaş ayrımı mı yapıyorsun doktor? Nereden çıktı bu be? Vatandaş ayrımı mı yapıyorsun? Niye? Biz hasta değil miyiz? Ne oldu? Nesim benim d**ma bakmıyorsunuz. Söyleme lan o lafı sen. Söyleme o lafı. Bu reçeteyi hemen yaptıracaksın, tamam mı? Bugün ayın kaçı? Söyleme. Niye? Kızarsın. Niye kızayım be, kaçı ayın? Sen idrar tahliline gideceksin. Evet, idrar tahliline gitmem. Bir kere gittim, pişman oldum. Niye? Hastaneye karım götürdü diyor. Orada doktor dedi ki al bu şişedeki suyu bitir. Bir kocaman şişe su vardı. Evet. Bir şişe suyu içtim. Ondan sonra bu şişenin içine idrarını yap getir dedi. Doğru söylemiş. Evet, ben gittim tuvalete girdim. Ha. Tuvalete girdim, hepsi oldu. Niye? Efendim bizde tuvalet kültürü yok. Hadi canım. Yes ki Bertara. Kirli mi? Tuvalet kültürü evet. Kültürlü alakası. İlkokuldan başlamalı. Bu ne be? Karım arıyor. Nereden? Evet. Nereden arıyor? Cep telefonundan. Nereden arayacağım? Alo. He? Doktorun yanına bir sonra gelirim. Vallahi manyak. Pekala. Al şu tabureyi de gel şöyle otur, sana anlatacaktım. Tabureye oturamıyorum. Niye? İşte üç defa bu tabureden düştüm. Bir seferinde kolum kırıldı, bir seferinde ayağım kırılmıştı. Evde karım yardım ediyor, öyle oturuyorum. Ben yardımcı olayım. Ne yapıyordu karı? Ben şimdi bu şeyi getiriyorum mesela, bu tabureye getiriyorum işte. Siz şöyle tutuyorsunuz. Ha, ben tutuyorum. Bana gel diyorsunuz. Anladım. Ben geri geliyor. Anladım. Bana oturuyor. Hadi gel. He. Hafif sağ yap. Gel. Efendim? Ne dediniz? Hafif sağ yap, gel dedim. Biraz daha hassas yapsanız. Ben karıma alıştığım için pek şey yapamıyorum. Onu sesim kalın geldi galiba. Konsantre olamıyorum. Hadi gel. Hadi. Nerede gel. Karımın geldiği işi? Bir cilveli gel derdi, 5 metre birden giderdim ben. Hadi kocacığım gel.
Gel canımın içi gel. Doktor dönme ol seni alayım. Vallahi bir sandalyede gebertirim o. Bak. Bak üstüme gelme sayı sayarım ha. Gel şuraya otur şöyle. Gel. Deli ettin beni be. Al şunu bu idrar tahlilinin için. Bu bana ait değil ki. Niye? Dönmüyor musunuz? Burada Mediha yazıyor. Bir bayanın şeysi bu. Mediha mı? Doktor sizin de dönmüyoruz bozuk. Boşuma gebertirim ha. Ya acıdım sana böyle okuyorsan. Sana ne? Deli ettin beni. Yaramıyor adama. Al şunu. Al şunu. Ha bana mı bu? Şu reçetelerdi senin. Bu buranın canım. Oyna. Bu 4 numara. Oğlum 2 lokum al oradan. Öğren de gel. Ey yavrum benim. Bunların dakika. Hepsi senin mi? Kağıt çalma. Nereden? Öldürürüm lan seni, gebertirim lan seni. Kırtlağını sıkarım senin ha. Niye kağıt çalıyorsun? Oğlum utanma. Bak, pişti. Benimdir. Baştan pişti pişti lan. Kağıt mı oynuyorum lan ben burada? Sen ne lan? Öldürürüm vallahi. Öldürün hadi et hocam. Bak gene dili tutuluyor hadi lan. Öldürün de zaten yaşıyor muyum ben? Bana tutuldun şarkı söyle. Evet. Şarkı söyle. Nasıl ha? Hatta bak tutuluyorsun şarkı söyle. Tara 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 d***ler. Söyle lan kes. Ya bu benimle alay ediyor galiba. Dur şuna bir ders vereyim de aklı başına gelsin. Bana bak. Evet. De böyle. Senin çok güzel sesin var ha. Hamamda daha iyi söylüyor. Benim de çok sevdiğim bir şarkı var. Rica etsem söyler misin? Hangisi? İstediğim şarkı şu. Bağ girdim üzüme. Ay bayılırım böyle bağlı üzümlü şarkılara. Çok iyi söylerim. Bak şarkıyı dikkatli dinle. Bağ girdim üzüme. Çubuk battı gözüme. Hadi söyle. Merak ediyorum çubuğu nasıl batıracak acaba? Evet dinliyorum. Doktor bey. Hı? Sesim kısılır be. Bu şarkı repertuvarımda yok, mahcup olmak istemem. Numara istemiyorum. Yapma dinliyorum hadi. Bağa girdim üzüme o muydu? Evet. Bağa girdim üzüme. Bağa girdim üzüme, üzüme girdim bağa. Batır çubuğu. Satış misiniz? İlk defa başımıza geliyor amatörün. Al o zaman geçiyor musun? Yalıtıcı. Bana bak, istersen fasıl yapalım bu şarkıyla. Fasıl yapalım. İkimiz söyleyelim. Yok, ama ben vurucu saz çalayım. Hayır, ben nöbetleşe söyleyeceğiz. Şimdi şarkının birinci kuplesini ben söyleyeceğim. İkinciyi sen söyleyeceksin. Yok, ikinci kuple çok güzel. İkinciyi sen söyle, birinciyi ben başlayayım. İkinciyi sen söyleyeceksin. İkinci sen söyleyeceksin. Ben söyleyeceğim. Tamam. Bela mısın? Hep senin dediğin olacak. Evet, başlıyoruz. Dur ben oğuşturayım istersen. Yok mu ben tempo tutuyorum. Romatizmam başta. Bağ girdim üzüme. Devam et güzel oluyor devam et. Devam et doktor çok güzel. Oğlum şey. İkinciyi sen söyleyeceksin. Ya devam et. Söyleyeceksin. Tanrım. Dikkat et. Bağ girdim üzüme. Çubuk da battı. Çubuk da battı aman da ufum. Senin d***e. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel. Sevgili seyirciler, şimdi de Biz Meclis'in Üç Gülüyüz adlı politik komediyi izleyeceksiniz. Akıl hastalarının oynadıkları bu politik komediden umarız tüm politikacılarımız kıssadan hisse edinirler. Aa, bu arada hastanenin fahri doktoru, namı diğer Boncuk, üst makamlardan gelen bir torpille meclise girdi. Ne olarak mı? Meclisin çaycısı olarak hep birlikte izliyoruz. Efendim, ben Deniz Lüplük Partisi Başkanı Beyefendi oluyor. Bugün mecliste
Maaşlarımıza yapılacak %100 zam için oylama yapacağız. Yalnız diğer parlamenter arkadaşlar tam bir saattir dışarıda futbol oynuyorlar. Bir bıraksalar şu oyunu da gelseler şu oynamayı bir yapsak. Beyefendi, nerede bunlar yani? Beyefendi. Efendim. Beyefendi felaket, size kötü bir haberim var. Yapma benim. Ya. Mecliste 550. parlamenter yok. Şüş, el insaf, daha ilk günden mi gelmemiş? Hayır, kabahat onda değil efendim, kabahat bizde. Biz seçimlerde 550 yerine 549 parlamenter seçmişiz, birini unutmuşuz. Ne diyorsun ya? Evet, şimdi mecliste bir parlamenter eksik, bir sandalye fazla. E mahvolduk, ne yapacağız peki? Bana kalırsa o fazla sandalyeyi alıp evinize götürün, kimse farkına varmaz ha. Hem de yedek bir sandalyeniz olur. Ya mühim olan sandalye değil ki, iş sandalyeyle bitsek kolay. O zaman koltuk takımını götürürüm. Evelallah götürürsünüz. Ama bir parlamenterin eksik olduğunu anladıkları an seçimi iptal ettirirler. Ya. Bu kadar masraf boşa gider. Efendim bizi bu badireden ancak aklı başında kıvrak zekalı böyle kurnaz bir adam kurtarır. Evet de var mı böyle bir tanıdığın? Kim? Meclisin çaycısı Boncuk. Hadi bırak la, deli misin? İnanın bana, dürüst, namuslu, cesur adamdır. Ya benim bildiğim korkak öt den biridir o ya. Benim bildiğim Boncuk hayatta hiçbir şeyden korkmaz. Onu korkutun, ne isterseniz veririm. Kabul. Basa girdik. Girdik. Çağırıyorum. Çağır. Boncuk! Ne var lan? Gel. Abi çayımızı demledik sana Allah göre. Bak seni çok seviyorum. Şimdi. Senden bir ricam var. Ne o? Senin bu adamın var ya beyefendi. Evet. Bunun bana tam 750.000 tane borcu var. 750 bardak çay. Çay abi, çay işte. Yapma yahu. Bunu versin. Ya verir koca beyefendi. Git lan işine sen de. Ama ne komiksin be. Aslanım benim, ben biliyorum korkmaz. 750 bardak borcumu versin, borcu gel hep. Ver lan falan. Deli misin bak, deli misin nesin sen be? Tövbe estağfurullah. Borcumu ver. Bırak şimdi borcu sırası. Bırak şimdi 8 bak, tane çay. Bak borcumu versin, Taksim'e çıkar, vallahi orada miting yaparım. Ya bırak şimdi 8 yok, tane çayın peşine. Ben buraya bütün Melahatları çağırırım. Melahat ne be? Melahat'ın ablası kimdi? Ne be, Medya mı? Ha, Medya. Medya. Neyse işte. Her neyse. Borcunu ver lan. Ya bırak şimdi sırası çok ya önemli. Ya Allah aşkına. Allah lazım çok ya. Elin ayağını öpüyor. Boncuk. Erkeğe söyle borcunu vermeyeceğim diye. Vermiyorum ne olacak? Araşmayın lan sen. Ya yapma Allah aşkına, yapma Boncuk ya. Seviyoruz diye çizmeden yukarı çıkma ama. Sen bizim durumumuzu bilmiyorsun ki. Beyefendi de ben de çok sıkıştık. Ya. Burada bir tane 100 numara var. İkiniz giremezsiniz. Ne? Dedikodu olabilir. Sen tuvalete girişini gör. Sen altına yapacaksın çünkü borcunu vermedin. Ya bırak ya bana. Ya Boncuk, bu parayı ben senden alacağım. Ya bırak şu çay parasını, bize bir akıl ver ya. Ne vereyim? Akıl ver. Allah'ım. Ulan bende akıl olsa kendim kullanırım. Ya. Bana bak. Akıl olsa ne vereyim? Borcu ver lan. Ya bırak şu terası değilim. Tövbe sen sabahtan akşama kadar merdiven in. Borcu alıp atın bir de tezgah gidiyor lan. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bırak bağırma. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Otur otur. Şöyle otur biraz. Dinlen biraz. Senin sinirlerin bozulmuş yorgunluktan. Rahat et, rahat et. Hadi biraz. Beyefendi bir şey emrederler mi? Beyefendi bir şey emrederler mi? Çay, kahve, gazoz. Çay, kahve, gazoz. İsterseniz kebap söyleyelim. İsterseniz kebap söyleyelim. Kebap paran varsa niye borcumu vermiyorsun? Rahat edin efendim. Rahat edin. Rahatlayın, rahatlayın. Hay. Rahat bana batıyor kardeşim. Boncuk. Efendim. Çana çok kötü bir haberim var. Nedir abi? Duyduğun zaman tüylerin diken diken olacak. Boncuk kendini hep hazırla. Hep kötü haberler veriyorum ben. Bu, sabaha kadar uyumuyorsun. Bu son senelerde verdiğim en kötü haber sana. Kendini hazırla, bayılma. Mecliste 550. parlamenter yok. Ya. Bana ne lan? Tasası beni mi aldı? Borcunu verecek. Baba bırak şimdi borcunu. Yerine birini koymak lazım. Ne? O adamın meclise parlamenterini anamı getireyim. Hadi canım sen de. O saatte mecliste dağılsın. Senin anan olmaz. Bunun anası getireyim o zaman. Ha beyefendi, yanılmıyorsam sen hamile bir kızınız evet, var. Evet. Tamam, eğer doğum olduysa o çocuğu alalım, o boş sandalyeye oturtalım. 5 sene otursun yavrucak. Olur mu öyle şey? Doğum mu olmadı? Olmasın efendim, erken doğumda mahsur mu var? Mahsur var, çocuk bu be. Evet. Erken doğdum diye kızar bakarsın, erken seçim ister. Yapmayın ya. Buldum. Ver, ben düşürdüm, ne buldum? 550 sensin. Yok ya. Evet. Ben 550'ye mi layık görüyorum beni? Ne var? 7.835 istiyor. Ne bu ya? Hadi bırak şimdi pazarlık etmeyi salak. Memleket batıyor be, batıyor. Lan memleket size mi batıyor? Vatandaşa batıyor lan. Size ne oluyor? Bak, oluyor. Yahu seni vatandaşlıktan çıkaracağız. Ben askerliğimi yaptım oğlum. Ya Boncuk.
Ya ısrar etme, gir şu meclise be kardeşim. Gir şimdi ya. Ben meclise mi gireyim? Evet. Ben mepus mu olayım? Tabii, kontenjandan. Ulan ben kendime gülerim lan. Yok hadi ya, bir şey olmaz. Ulan hani arkadaşlar arkamdan yaparlar ya. Hadi, ha, ciddi bir şekilde bir düşün. Bir dakika, bir dakika düşüneyim. Yanlış mı? Ha, böyle ne biçim düşünüyorsun? Böyle düşünüyorum. Meclise gireceğim ha? Ha. Yok kardeşim. Ne demek yok? Aman ha. Ne oldu be? Ben meclise gireceğim her dakika. Ha. Darbe korkusuyla yaşayamam ben. Aa, aa. Darbe ne be? Darbe ha? Ne be? Darbe bilmiyor musun? Yok. Sana bilmiyor musun? Hey hey ne de hey hey. O ne o? Darbelerin türkücüsü Hasan Mutlucak. İhtilallerde hemen haberlerden sonra o bu türküleri söyler. Nasıl güzel söylüyor? Çok güzel sesi var adamın. Fakat şanssız adam. Nasıl? Ne de be kardeşim ya. 25-30 yılda bir ihtilal olacak da Hasan Efendi gel iki türkü söyle diyecekti. Borcunu ver lan aklıma geldi. Bırak Allah'ını seversen tövbe estağfurullah ya. Türkü söyle diyecekti. Evet niye olmaz fena mı yani? Evet. Ne var fena mı? 25-30 senede bir söylesin ne olur? Bana kalırsa 200 senede bir adamcağız çıksın şanssız adam ya. Hadi hadi saçmalama canım. Ya kabul et şu inşallah. Sen kabul edemiyor musun sen? Anlamadın mı beni? Anlamadım niye? Darbenin ne olduğunu bilmiyorum. Ya hayır. Nedir kardeşim anlamadık ya. Şunu anlarsın. Yaşa var ol harbiye. Zaten bir sürü ihtilalden bahsediyor. İhtilal mesela, efendim ihtilal aman diyor. Aman rica ediyoruz benim o lafa alerjim vardır. Senin kendinden kuşkun yoksa kuşkun niye çekiniyor? Kuşkuyu bırak o lafı kaldırıyoruz çünkü alerjim vardır o kadar. Lan niye sen kaldıracaksın? O kadar kaldırıyoruz yok o laf söylemem. Kaldırmıyorum gel şimdi özür dilesin. Bırak yapma ya. Özür dilesin. Hadi dileyin şundan özür dileyin efendim ne olur. Tamam özür dilerim. Elimi öpsün. Öpün oh, efendim öpün bir şey olmaz öpün. Hadi öptük tamam oldu mu? Elimi öptün mü? Öptüm. Ne var bunda? Hiçbir şey yok. Şimdi uzun ettin ama ha. Vallahi uzun ettin ya. Beyefendi siz de bir laftan korkmayın. Benim alerji... Bak ne yapıyor inadına görüyor musun? Alerji sen var ama. Sen kendi kendime oynuyorsun burada. Bu çocuk korkuyor işte hatırlatma ya. Ne hatırlatıyorsun oynuyorsun. Ya yaylarlar yaylarlar. Yok baksana beni bak dalga geçiyorum. Başka şarkı bulamadın mı? Asker oldum ki. Bak inadına başıma bela getirdim. Yapmayın beyefendi. Ordunun. Bak orada diyor bak görüyor musun? Ulan dereleri diyeceğim türkü söylüyor. Ya başka şarkı söyle sen de Allah aşkına ya. Başka bir şey yap. Gel ip atlayalım o zaman. Ha ip atlayın eylemin. İp atlar mısın? Gel ip atla istersen. Baba bak ne yapıyor bak görüyor musun bak. Ya boncuk. Biz hani boncuk aşağı boncuk yukarı diyoruz. Senin asıl adın ne? Evet. Asıl adın? Benim adım Kerim. Bak adı benim adım Kerim. Uzundur. Soyadın sülaleni öperim. Hani öyle soyadım oldu. Niye babamkini sormuyor? Yok canım. Seni tanımak istiyorum da ondan. Söyle bakalım. Annenin ismi? Evet. Evet. Ne yapacaksın? Yani sana bir takım şeyler söyleyeceğiz oğlum. Ne gibi mesela? Mesela çok gizli. Ne yapalım efendim buna? Vallahi bilmiyorum ki. Ne sormak lazım yani? Bir şeyler sormak yani lazım. Yani bana bir şeyler mi öğretmek istiyorsun? Tabii. Ne? Öğretmek istiyoruz. Ben sana bir şey söyleyeceğim ama kimse duymasın istiyorum. Bana bak. Niye birdenbire Esra Cengizleştin? Ben de buraya bakayım. Sen buraya bak. Bana bak korkuyorum lan ya. Hayır burayı soyacaksan ben kamyon getireyim. Yavaş. Boncuk. Yavaş. Yavaş. Bana bak. Ha, gel. Geliyor. Sen sırlı mısın? Tuşumu kuracağım. Yavaş. Ne yiyor? Versene. Ulan git tepemden Allah biz kalktın efendim. Sarasın Allah deli. Söyledin mi? He? Söyledin mi? İyi. Dinle beni. Sana korkunç bir haber vereceğim. Ama birisi duyar diye ödüm kopuyor. Partimizin bir sırrı. Öyle mi? Evet söyleyeyim mi? Bana mı söyleyeceksin? Sana söyleyeyim. Söyleme. Niye? O dakikada bütün memleket duyar. Yok. Dedikoduyu seviyor. Hadi. Borcumu versin söyle. Ya bırak şimdi bırak şu iki çay parası. Gece duyuyamıyor. Ben sana bu sırrı söyleyeceğim de kapıdan huylanıyorum. Evet ben de o kapıdan huylanıyorum. Bana ben de. Karaktersiz bir kapı. Nereden bildin? Gelip geçerken gıçla çarpıyor. Yani öyle. Bana bak. Sen o kapıya bak ben bu kapıya bakayım. Yok. Sen bu kapıya bak ben o kapıya bakayım. Niye? O açar orada. Eğer kimse yoksa sana o sırrı söyleyeceğim tamam mı? Elin öyle yapma. Niye? Köfte gibi koruyorum. Ulan ne yapıyorsun? Hadi. Yavuş ulan yavuş ulan yavuş. Ulan bir isim atmadın. Ne atmadın? Daha bir isim atmadın. Adım de be. İsim de adım. Ha, adım atma. Belli oluyor böyle kaldırdın sert basacaksın. Sessiz bir yılan kadar sessiz. Yılan gibiydi. Yılan gibi. Sürün yılan. Evet böyle sessiz. Yavuş. Şşt. Sürün sürün. Şşt. Ne var? Sen sürün. Kardeş.
Ya benim ölmemi mi istiyorsun? Ya ben yavaş git. Öyle lap lap basma. Hadi gelin bize. Dinle. Lap lap basar sen. He. Kapıda dinleyen varsa duyar. He. Burnunla yürü. Ne oldu lan? Burnunla yürüdün, tozlandı ya. Beyefendi. Efendim. Bu tarafta kimse yok. Yok. Boncuğa soralım, o tarafta sor kimse var mı? Sor. Boncuk. Boncuk. Niye o kadar uzağa gittin? Niye o kadar uzaklaştın? Beni görüyor musun? Görüyorum. O yanındaki tezek yığını mı? Değil, o yanımdaki beyefendi. O, o mu? Boncuk versin. Boncuk. Bak oraya kapıda benim eşyalar vardı orada. Efendim. Boncuk. Ha. Boncuk. Ne var lan? Ay bir kaşıntı aldı beni. Sinirden kaşıntı başladı. Ne oluyor be? Ne oluyor? Kaşınıyor. Ben sana oraya bak, kimse var mı diyorum. Ben de yok diyor. Ne diyor? Ben de yok diyor. E gelmişsin, ne bağırttırıyorsun beni be? Boncuk, şimdi derhal meclisin tersine gideceğiz. Sana bir smokin diktireceğiz, bir de kuyruklu frak. Peki ben tamam, bir şeyler öğrenmeyecek miyim? Ne öyle, tabii öğreneceksin. Tabii öğreneceksin. Bana bak, bu çaycılığı da bırakacaksın. Evet, çaycılığı bırakacaksın. Ne oldu, niye masumlaştın öyle birdenbire? Çaycılığı bırakacak. E bırak, ne var? Kaç senedir çaycılığı bırakacak. Ya ne olur, her insan mesleğini bırakır ya, ne olur. Çaycılığı bırakırım ama bir şartla. Neymiş o? Jübile isterim. Ben jübile isterim. Beyefendi, bu adam yakında yemin edecek. Aa. Yemine ait bir şey bilmiyor. Prova yap. Prova yap. Boncuk, şimdi dışarı çıkıyorsun. Ben seni kürsüye çağırıyorum. Aa. Sen azametle geliyorsun. Ama onlar demin gittiler. Kimler? Azmi ile Mehmet. Öyle değil yahu. Yani sen heybetli bir şekilde. Orada mı geliyor? Oradan geliyorsun. 550 oğlu parlamenter. Ne var lan? Kürsüye. Heybetine oturayım. Oğlum heybet be, heybet böyle, göz dışarıda. Acele etme, meclise girelim. Hı? Üç ay sonra evvel Allah. Nasıl? Ense, bebek, oha yarın ha. Yarın ha. Ben acel ediyorum, bana bırak. 550 oğlu parlamenter. Yemin et. Senin annen olmaz. Bunun anası olur mu? Olmaz. Yemin bunu okuyacağım ki adam. Bunu mu okuyor? Evet. Bunda burada bir not var burada. Neymiş o not? Gerizekalı adam gelirken iki ekmek al karın. Al tarafını oku şunu. Ulan yazmış buraya. Yemin. Ha. Vatandaşımı canından bezdirip doğduğuna pişman ettireceğim. Önce can, sonra canan, atasözüne sadık kalacağım ama ben bunu okumam. Ne demek bu? Yok abi, ben böyle şey okumam. Bak ne denk, sana gel anlatacağım. Ben bir tane yazdım, aşağıda kahvede çay veriyorum. Sen yemin mi yazdın? Yemin yazdım. Niye, neden icap ettin? Neden yazdım? Şimdi efendim biz işte, Allah işte çalıştık, çabaladık. Bir tane öğleden sonra kondumuz var yukarıda. Ne var? Öğleden sonra kondu. Saçmaladın, gece kondu. Gece konmadı, öğleden sonra yaptım. Amcamın ağlı, oğlu var, sabaha karşı kondu. Pazar, beyne bir tane televizyon var, akkara. Siyah beyaz. Efendim? Siyah beyaz. Akkara dersen olmaz mı? Kara, ak. Tamam. Efendim, cumartesi, pazar günleri bütün televizyon olmayanlar bizim eve geliyor. Allah Allah. Bahçede oturuyoruz orada. Güzel. İşte televizyon finanse ediyoruz. Kaç defa tesadüf etti. Meclisi gösteriyor. Kanal takılmış oraya, meclisi gösteriyor. Meclis'te bir kavga çıktı. Ne oluyor? Orada kadınlar oturuyor. Kötü laflar, küfürler, çocuklar korkuyor falan. Ben böyle bir şey yazdım. Ne yazdın bakayım, oku. Bunu okuyacağım. Bazı alışkanlıkları var ya politikacıların, ona da hürmet ettim. Nasıl? Bakanlık, başkanlık kürsüsüne üç kereden fazla saldırmayacağıma. Ne?
oturumlarda ağzımdan katiyetle kötü laf çıkartmayacağım. Gibi laflar etmeyeceğim. Yani... Burada sen rüyadan bahsediyordun bana demin. Neydi o? Ha, rüyada seni gördüm. Aa. Bunu gördüm rüyada. Başkalım sizi görmüş. Hayırdır rüyada. İnşallah. Hayırdır inşallah. Rüyada var ya şey. Şimdi yeşil bir arazi. Güzel. Tamam mı? Çok güzel. Bir tane koyun. O da güzel. Koyun kepenek giymiş. Koyun kepenek giymiş. He. Kepenek giymiş. Koyun kava çalıyor. Beyefendi ne yapıyor? Otluyor. Alo. Bana bak herif. Bugün taksitlerin son günü, sakın ödemeden gelme. Baş üstüne efendim, baş üstüne. Ha, akşam annemler gelecek. Sakın geç kalayım deme. Yoksa kaynananı alır o meclisi basarım. Ama sakın siz zahmet edip buralara kadar gelmeyin. Ben derhal geleceğim. Gelirken size çiçek alayım mı? İstemez, anneme al. Bana göndereceğin çiçeğin parasını banka hesabıma havale ettir. Baş üstüne efendim, baş üstüne. Ha, sana bir müjdem var. Hayrola? Sakladığın meşe sopasını yatağın altında buldum. Hani o bir kere kazayla sırtımda kırılmıştı. Sus münasebet. Nedir benim bu kadında çektiğim ben? Sayın politikacılar, lütfen herkes yerlerini alsın. Oturuma geçeceğiz. Buyurun. Bugün gündemde neler var? Bugün maaşlarımıza %100 zam için oylama yapacağız. Tam da zamanıydı. Biliyorsunuz yarın meclis yıllık tatile giriyor. Evet. Bu %100'lük zamları alırsak rahat bir tatil geçiririz. Öyle olacak, merak etmeyin. Sevgili meslektaşım. Buyurun. Bence bu %100 zamlar bizim için az. Az. Şunu aramızda kararlaştıralım, %200 yaptıralım. Nasıl olsa muhalefet iktidar bir olup 2 dakikada kanunlaştırırız. Abi efendim, hiç olmazsa bir işimize yarasın. Anlamıyorlar efendim. Abi canım, iyi olur. Bizim de normal vatandaşlar gibi ihtiyaçlarımız var. Var tabii, olmasın. Ne oldu? Ne oldu be? Ne kaçıyorsun öyle? Ne kaçıyorum? Sabahtan beri boğa kovalıyor. Boğa seni niye kovalasın? Bu ceketi sen mi aldın? Evet. Ulan damla çalıyor, inek de seni. Geç evladım, geç. Abi kestaneyi zor kurtardın vallahi. Gel, ay otur. Dosyam düştü. Gördün mü? Gördüm. Nasıl? Yani ne bileyim. Otur. İlk nasıl? Oturumun hayırlı olsun. Ha, hoşuma gitti. Nasıl buldun burayı? Nuh'un gemisi gibi. Nasıl? Vallahi çok güzeldi. Kuzular var, geyikler var, bak ceylan burada. Efendim söyleyeyim. Ahı burada. Ahı burada. Deve burada. Ayı da geldi. Ne diyor, ne var ne yok? Ya bırak Allah'ını seversen. Kapat. Rengi sararmış. Canı sıkkın. Karısı azarladı telefonda. Bu kılıbık ya. Yok ya. Vallahi karısından kazaktır böyle. Ya, karısından böyle konuşuyor böyle. Sen onu bırak. Burası meclis. Ayıp olmasın diye öyle konuştum hanımla. Buraya mı geldin? Tabii. Akşam şimdi evde ne yapıyorum biliyor musun? Gelip seyret. Bir kolundan tutuyorum o duvara. Öbür kolundan öbür duvara. Karıyı. Akşam gel seyret. Akşam nereye gidiyorsun? Ne yapacak? Karıyı dövecek. Allah aşkına. Duvardan duvara. Seyredelim. Gelmemizden izin yok. Karın geldi. Ya uğraşma beni, Allah'ını seversen ya. Ya şaka yaptın, aslanım benim. Ya moralim çok bozuk, sevgiye ihtiyacım var biliyorsun ya. Bakıyorum şefkatin arttı ona karşı. He? Niye öyle birdenbire bu sevgi? Aklıma geldi onlar. Ne? Bugün hayvanları sevmek. Borcunu ver lan. Bırak şimdi borcun sırasını, tövbe estağfurullah ya. Nasılsın beyefendi, iyi mi? Ha pardon. Evet arkadaşlar, önce öneri lehine ben bir konuşma yapacağım. Buyurun. Sayın politikacılar. Efendim. Sayın politikacılar. Buyurun. Sayın politikacılar. Ha. Hayır. Lütfen ama. Ya biraz kibar ol be kardeşim. Sayın politikacılar. Kanız. Ya sus oğlum. Sen kaideyi bilmiyorsun. Başkan söz vermeden, sen konuş demeden konuşulmaz. Öyle mi? Evet. Sayın politikacılar. Efendim. Sayın politikacılar. Bana ne ya, konuşma. Bana bak. Çeneni tutamadım be. Evet, buraya. Ay arkadaşlar, lütfen oturumu bölmeyelim değil mi? Tabii. İşimiz gücümüz var. Yani şu oturum bitsin, kalkacağım evime gideceğim daha. Nerede oturuyorsunuz? İstanbul'da. İstanbul'dan Ankara mı geliyor? Tabii. Helal olsun kadına be. Ya vazife, bir ayağım aşkına. İstanbul'da, bir ayağım Ankara'da. Allah Allah. Bak vazife aşkına bak, bir ayak İstanbul'da, bir ayak Ankara'da be. Ben de yarın Eskişehir'e taşınırım. Niye? Gökyüzünde turnalara bakar. Anlamadım. Anlayan anladı o Allah'ın. Sayın
Evet arkadaşlar. Sayın politikacılar. Malum hayat pahalı değil mi? Evet. Bunu en iyi bizim bilmemiz gerekir. Tabii. Neden? Çünkü... Çünkü bizler politikacıyız. Bu işin mütehassısınız. Evet. Evelallah. Meclisin örtülü ya da açıkta kalmış her türlü ödeneği o ülkenin gurur kaynağı. Öyle değil mi? Bir politikacı ne kadar çok maaş alıyorsa o ülke vatandaşının da göğsü o kadar kabarır. Vatandaşın göğsünde kabaracak et kaldı mı ki kabarsın göğsü? Nereden biliyorsun kalmadı? Sabahleyin gördüm. Bilirim, tanıyorum kendisini. Mehmet var, işçidir kendisi. Evinin bahçesini öyle verer. Mütevazi Bey var. Önünde böyle koymuş kafayı, kestiriyor. Evet. Çıkartmış koynağında çıplak. Oğlunu da oynuyor. Babasının burasına oturmuş, koysundan oynuyor. Nasıl oynuyor? Elinde tahta, babasının koysundan kemiklere takır 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 takır. Başkanım doğru söylüyor. Bak, oraya. Hepimizin ihtiyaçları var. Üstelik tabii. Politikacıların dolgun maaşları dış ülkelere karşı da göğsümüzü kabartır. Göğsünüzü kabartır. Hı-hı. Tabii silikon masrafından kurtulursunuz. Yok, niye olsun? Ben söylerim abi. Bizim çeşitli masraflarımız var efendim. Peki, daha bu sabah meclise geliyorum sayın başkanım. 9 yaşında oğlum arkamdan bağırıyor. Baba gelirken bana 2000 model spor bir Mercedes araba geliyor. Ya bırak. 9 yaşında çocuk İstemiş. Babasından Mercedes istiyor. Bu nedir lan? Canı çekmiş. Hadi. Zamları istemeyen almasın. Almasın. Ha, almasın. Bana versin. Paylaşın aranızda. İsteyen ihtiyacı kadarını alsın, gerisini devlete bıraksın. Tabii. Ama nesini tartışıyoruz bunun Allah aşkına? Sayın evet. Başkanım, bu konuda bir görüş bildirmek istiyorum izin verirseniz. Sayın Başkanım, bu hanım konuşmasın efendim. Neden efendim? Konuşmasın efendim. Evet, Sayın Başkan iyi. Pardon. Başkanım, Sayın ne Başkanım. Var? Artık kadınlar da konuşacak. Konuş kardeşim. Ya sen bu kadını bilmiyorsun. Çenesini açtı mı susmak bilmiyor. Ama onların da ahlak var. Hayır efendim, konuşmasın. İtiraz ediyorum efendim. Burada kadın haklarını çiğniyorsunuz ve beni kadın olduğum için konuşturmuyorsunuz değil bravo. Mi? Yok canım. Bravo. Yok canım. Ne yapalım? Siz de erkekleri evde konuşturmuyorsunuz. Tabii konuşturmayız çünkü erkekler aptaldır. Duydun mu? Duydun mu? Ne dedi? Erkeğe aptal dedi. Ne dedi? Aptal dedi. Sana bakarak dedi. Bana ne? Yanıldınız hanımefendi. Erkekler zekidir. Asıl aptal kadınlardır. Değil mi kardeşim? Tabii ananı biliyorsun sen. Kardeşlerim öyle yok yani. Almak durumundayız. Kim konuşacaksa... Benim konuşmam yapacağım. Buyurun. Ben hazırladığımı da konuşmam. Gelin size bir teklif ediyorum. Nedir? Ben zaten karıcı dedim. Bu işi sevmedim. Ben sana söyleyeyim. Teklifin ne? İster misiniz isimleriniz meclis duvarlarına altın harfle yazılsın? Nasıl? İsteriz. Nasıl? Bugünden itibaren 5 yıl müddetle maaşlarınızı bir kuruş zam istemeyin. Yuh! Yuh! Lan bu ne biçim şey? Niye kızıyorsunuz? Nasıl şey bu? Ne, bu nasıl şey? Ben size bu yani yapılmayacak bir şey midir bu? Ne şeyi? Ne istiyorum? Seni çerçe yapıyorum. Nasıl? Bir defa şey olmaz. O da kafanızda sokun. Ya biz zam istiyoruz. Ne diyorsun? Ulan zam isteyecek o vatandaşa artık. Vatandaşta ne var be? Memleket güllük gülistanlık be. Neresi memleket? Tabii güllük gülistanlık. Memleket? Tabii. Ya sen ne diyorsun kardeşim bilmiyor musun ya? Ne var? Vatanın halini. Sen ara sıra mitinglere bakma canım, olur o kadar. Mitinglerde gördüm ben kardeşim, almış kocaman yazılarla yazmışlar. Ne demiş bir tanesi, dur bakayım. Ne demiş? Ne demişti dur bir. Okullara evlat verdi. Hı. Masraf hep geberdi. Vallahi ben öldüm, gelsin beni imam şey yapsın filan diye bir laflar okuyor. Bırak bunlar demagoji yapmışlar be kardeşim. Ya daha dün arkadaşlar, daha dün emeklimize... %2,5 gibi o muazzam zammı yapmadık. Yaptık. Ulan %2,5 zamdan ne olur? Ne demek ne olur? O zamın üstüne vatandaş bayram yapıyor be. Hayır, bayram. Ne yapıyor? Vatandaş kora halinde şarkı söylüyor. Bayram gerisi gelsin. Bayram gelmiş neyime? Gelse de şeyime. Gelmese de şeyime. Var mı lan şeyime? Öyle değil mi kardeşim? Oh yavrum, aman da yavrum kocam. Politikacı, benim adım Kerim, sülaleni öperim. Mecliste daima muhalif olarak kaldı. Palazlandı, güçlendi. Kurt bir politikacı, medyanın gülü, televizyonların bülbülü oldu. İsterseniz Kerim Bey'in meclis günlüğüne bir açık oturumla devam edelim. Bu arada bu hikayedeki isim ve yer benzerlikleri tamamen rastlantıdır. Bunları yazarımız şeyinden uydurmuştur. Bana bak. Ne var? Senin ceketin kaç kuyruklu? İki. Bu niye 3 kuyruklu?
O muhalefet modeli. Bunun modelini sen mi çizdin? Ben çizdim ya, hadi otur gel. Ne diyorsun ablayı? Selamlar. Teşekkür ederim. Kerim Bey, geçtiğimiz dönem meclise en az gelen ve mecliste en çok küfreden politikacı ünvanına sahip. Teşekkür ederim, benden bahsediyorsunuz, sağ olun. Açık oturumu açıyorum. Açın, açın. Şşşt. Açıyorum, bir daha açın. O ne biçim konuşmayla aptal? Hı. Unuttun mu bu canlı yayın? Şu an 60 milyon bizi seyrediyor. Elini öyle tutma. He? Öyle tutma. Öyle de yapma. Köşeyi dönmüş zannederler. Öyle de yapma, üzüntülü üzüntülü. Doğrudur. Tutma elini göbeğinde. Yavaş. Niye diyorum tutma diyorum? 60. Yavaş, 60 milyon seyrediyor be. Saat kaç? Gece 11:30. Ulan bu 60 milyonun yarısı bu gece uykuda değil mi? Kimi kandırıyorsun? Evet efendim, konumuz Millet Meclisi'ndeki tartışma ve küfürleşmelerin toplum üzerindeki psikolojik etkileri. Çok güzel söyledin. Ne mi dedi? Anlamadın mı? Konuklarımızı tanıyalım, buyurun. Benim adım Kerem efendim. Hoş geldiniz. Ben Vejdet Kütük. Siz de hoş geldiniz. Az sonra psikiyatrist profesör Sacide Kerman aramıza katılacak. Ne diyorsunuz? O mu geliyor? O mu? Psikiyatrist profesör doktor Sacide Kerman da mı geliyor? Evet, o mu geliyor? Sen de aynını yap. Ne diyorsunuz? Fela fela uymasın. Psikiyatrist artist mi geliyor? Sacide Kerman. Gelsin gelsin. Aman o mu geliyor? Vay be. Bu ne ya? Ha, orada bir kolye var, o nedir? Ah, o vatandaş efendim. Ha. Ne dediniz? Vatandaş. İnanmam. Niye? Gel lan. Tesadüf bugün bana dedi ki, geziyoruz orada meclis bahçesinde. Ya dedi, ayıp oluyor dedi. Ben 25 yıldır politika yapıyorum. 30 senedir. 30 sene politika yapıyorum. Vatandaş beni seçti. Ben de vatandaşı unuttum diyor. Bana Allah bir tarif et. Vatandaş nasıl bir şey diyor. Aa, bak vatandaş. Vatandaş mı? Ha. Yakından seyredin. Dur bir dakika, izin alalım. Beyefendi, kusura bakmayın. Arkadaş biraz sizi seyretmek istiyor. Hadi seyret çocuğum. Korkutma. Korkma, aynen, bir şey yapmaz. Zararsızdır. Korkma yavrum, korkma. Demek vatandaş böyle oluyormuş. Solite bak, görüyor musun? Öyle oluyor diyor. Ya Kerim. He. Bunda ağız burun da var be. Yapma ya. Vallahi. Allah bilir, bunda kalp mide de vardır. Yok. Kalpleri de diyor, midelerini aldırıyorlar. Niye? Vatandaşlar çok güzel bu usul bulmuşlar. Doktora gidiyor, midesini aldırıyor. Yerine, midenin yerine tavuk kursağı koyduruyor. Niye? Tavuk kursağı ya. 4 tane bulgur ver, 24 saat çalışsın. Ne olacak? Aferin, aferin. Ben lafımı adamı saracak. Dağıtacağım adamı. Vatandaşı sevdim. Siz de hoş geldiniz. Kerim Bey, ilk sorumu size sormak rica istiyorum. Rica ederim, buyurun. Geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü sihirbaz David Copperfield ülkemizdeydi, biliyorsunuz. Kim yarıyor muyum falan? Neymiş? Amerikalı David Copperfield. Siz bu sahtekarlığa iştirak mı ediyorsunuz? Niye? Niye? Nereden Amerikalı oluyor? Aa. Kendisi benim arkadaşımdır. Kendisi Beşiktaşlıdır. Sanayide dükkanı vardır. Aa. Evet. Ne diye çağırırlar? Kaportacı Davut. Hanımefendi, Amerikalı sihirbazdan bahsediyor. Peki sihirbaz olmuş da ne yapmış bu adam? Aa, duyduğumuza göre bir buzağı anında yok edebiliyormuş. Seyrettim efendim, seyrettim. Evet. Hanımefendi, inanın bana, hayran kaldım. Adamda ne kabiliyet, Allah verince nasıl veriyor? Koskoca buzağı 2 saniyede yok etti. Kardeşim lan, ben gördüm gözümden 200 tane inek sürüsü gidiyor. İnek saydım 200 tane. Otelin balkonuna duruyorum Antalya'da. Bir anda gördüm inekleri, 15 saniye geçmedi. 200 tane inek kayboldu. Nasıl oldu? Uçurumdan aşağı gitmişler oradan. Ne de olsa inek bunlar, bilememişler onu. Peki bir mercimek tanesini şöyle yapıp da yeşertmesine ne diyorsunuz? Ne oldu lan, kuyruğuna mı bastılar onu? Seyrettim, bayıldım. Allah adama ne kaldı, ne yaptı? Ne yaptı lan? Elin adamı ne yaptı? Ulan ne yaptı? Böyle yumruğunu böyle yaptı. Buradan yeşillik çıkardı. Hmm. Ne kabiliyet. Dört şey lan. Niye? Gözlerim yaşarır. Niye? Benim oğlum 4,5 yaşında çocuk. Ne yaptı? Yumruğunu şöyle yapıyor. Yumruğunu şöyle yapıyor. Buradan bunu çıkartıyor. Bakalım bu kabiliyette 2 tane birden çıkartacak, biliyor musun onu? Evet, buyurun. Kerim Bey, sizin küfüre olan ilginiz nereden kaynaklanıyor? Kim dedi bunu? Bu ne biçim iftiradır? Ben size bir söyleyeyim mi? Söyle. Ben
Meclise girmeden evvel küfür bilmez. Öyle mi? Etmezdim. Küfür etmezdim ama hayatımı küfür yazarak kazanırdım. Allah Allah. Kendim kullanmam. Kime satardın? Vatandaşlara. Vatandaş küfür bilmiyor mu ki senden alsın? Ya bayatlamış, yılların bayatlamış küfürlerini vatandaşı tatmin etmiyor ki. Ama burada o kadar haklı. Morali bozuk ki. Tabii. Öyle mi? Burada haklı. O eski küfürler insanı tatmin etmiyor. Hırsını geçirmiyor efendim. Nedir o dedelerimizden biliriz. Hani köprü üstü cam cam mam cam. Geçmiş onları. Çıkman gir ağacıma falan filan. Nedir bu? Orijinal küfür arıyorum ben. Telefona küfür etmek için bulamıyorum. Bak telefon için her gün geliyor bana çok istek zaten geliyor. Zaten bizde var mı efendim? Var öyle. Bir tane ben rica etsem. Buyurun yazın hadi. Efendim sabaha karşı bu küfür edeceğin adam neyse işte oraya gidiyor. Oraya iki tane yumurta iş böyle sessizlikle. Evet. Lan! Bak. Lan ben senin telefonunun alosunu, sesimin geçtiği kablosunu, sininin zırzırını konuşanın dırdırını, telefon direğinin tepesinde falan filan. Enteresan. Telefon direğinin tepesinde. Adamı düşünebiliyor musun? Direğin tepesinde düşmek bir türlü, öteki bir türlü. Artık Allah yatmış olsun. Bir tane daha istiyorum. Lan ben senin sülalenin irisini, dirisini, sabah akşam her gün birisini. Edebiyat bunlar efendim. Edebiyat efendim. Eser. Edebiyat. Eser takdir ediyorlar. Bakın bir evine. Evet efendim. Peki siz küfür etmeye nasıl başladınız? Onu da söyleyeyim efendim. Hasbelkader meclise girdik. İlk günü. Geldim kapıdan giriyor. Çok güzel bir hanımefendi. Dedi ki beyefendi ilk defa mı meclise giriyorsunuz? Evet. Milletvekili oldum. Efendim sizden bir ricamız var. 10 dakika içinde salona geçmeden evvel 10 dakika içinde meclis bahçesindeki çeşmeden su içmeyin. Meclisin havasını fazla teneffüs etmeyin. Çeşmeyle ne alakası var? Hani huyundan suyundan derler ki küfür önlemek için. Ha o açıdan. İçeri girdim baktım o televizyonda da gördüğümüz bütün politikacılar orada geziyorlar filan. İleride çeşmeyi gördüm. Çinili bir çeşme çok güzel. Canım çekti gittim su içtim elimi yıkadım yüzümü yıkadım şöyle bir de görüldüm. Ağzımı açtım yukarıdan garga. Ne yaptı? Ağzıma s**tı arkadaş. Ben de bu hırsla iki tane küfür sıktım. Bir alkış koptu. Yok ya. Şakır 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 oradan tok bir ses. Kim bu kabiliyet? Sana. Bağrımıza basalım gel yavrum. Her gün her oturumda ben ortaya çıkıyorum. Sal oraya buraya derken geçenlerde emekli bir bakan geliyordu gördüm. Gittim elini öptüm. Evladım dedi sen iyi bir vatanseversin. Kabiliyetlisin ama küfür ediyorsun etme dedi. Dayanamıyorum abi dedim tutamıyorum. Sana bir iyilik yapayım dedi cebinden çıkardı kuru bir bakla. Küfür edemeyeceğin yere gittiğin zaman baklayı dilinin altına koy dedi. O gün bugündür baklayı dilimin altına koyacağım. Tek kelime küfür etmiyorum. Çok güzel. Peki meclisle ilgili projeleriniz var mı? Var efendim. Arkadaşlarımızın meclis başkanının benden gidere sen ön ayak ol dediler. Meclis tabanı vatandaş da duysun efendim meclis tabanı 35 metre. Çok yüksek. Çok yüksek. Evet. Arkadaşlar diyorlar ki meclis tabanı 15 metre insin. Niye? Çünkü diyorlar ki vatandaş bizi seçti. Tabii. Biz kendimizi gösteremiyoruz. Ona üzülüyoruz. Zanaatımızı göstermek istiyoruz. Nasıl gösterecekler sanatları? Şey, tabii çiğ köfte yapılıyor. O atıyor 35 metre yetişmeden aşağı düşüyor. Tabana yapışırsa lezzetini anlayacaklar. Yemekle yakından ilgileniyorsunuz kendime galiba. Kendime göre yemekler yapıyorum tabii efendim. Bize de bir tarif verir misiniz? Ayağa kalkar mısınız? Tabii kalkarım. Şimdi kendiniz şiştesiniz şu anda. Üzerinize tereyağı sürmüşüz. Pişiyorsunuz çatır ne çatır. Ne oluyor bu böyle? Bıldırcın şişte. Oraya. Ne kadar kolay yemek. Böyle yapıyorsun, dönüyorsun. Ben bıldırcın şişteyim. Yok sen haksızlık etme kendine. Seninki ayı gazıkta. Söz meclisten açılmışken Sayın Demirel Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılamayacağını öğrendiği zaman tepkisi ne oldu? Bize onun ağzından anlatabilir misiniz? Seçimler oldu bitti zaten. Şimdi kimin ağzına? Demirel'in ağzından. Tek kelimeyi söylemiş. Ne? Yorum yok. Meclisteki... Küfür oranları için ne diyorsunuz? Efendim valla mecliste biz gelmeden evvel küfür oranı %100'dü. Biz bunu çalıştık, çabaladık, %99.5'a indirdik. Yalan söylüyor efendim. Arkadaş rakamlarla oynuyor. Siz bir yalancısınız. Ben şimdi sana burada dururken bu beyefendi senin yalancı babandır desem olur efendim, mu? Babası tanınmış bir şahsiyettir. Babam saygın bir insandır efendim. Her yerde hürmet görür. Benim babam Ak Merkez'e gitsin, bütün esnaf dükkanın önüne çıkar, babamın geçişini ayakta bekler. Neden? Sağdan soldan bir şey çalmasın diye. Biz profesör. O mu? Bisikleti nereye bıraktın abla?
Ne asil bir kadın. Evet zaten. Efendim yani bu tipleri zaten şeydir efendim. Kibar. Yani böyle dinlemek lazım. Oh, bir, ben dinledim. Ben dinledim. Konferansını dinledim. Görseydim böyle kadife gibi bir ses böyle duyuldu. Efendim duyuldu. Biraz da Safiye Ayla'yı andırıyorsunuz. Biraz Safiye Ayla'yı. Safiye Ayla'yı sen dinledin mi? Dinledim. Allah aşkına. Meşhur şarkısı vardır o. Safiye Ayla. Atatürk'ün sevdiği şarkı. Hangisi o? Efendim kavrulmuş, kavrulmuş Ömer. Ayı yanlış söyledin. O yanık Ömer. Hayır oğlum. Evvela yanar sonra kavrulur. Evet hocam. Mecliste neden bu kadar küfrediliyor ve psikolojik sebepleri nelerdir? Bırak sesini nedenleri var. Ne oluyor? Ne oldu ya? Korumaları çağır. Korumaları çağır. Ne oldu be? Korumaları çağır diyorsun. Ya bu ne? Ulan yine kazıkladılar. Ne? Ters tabanca sattılar. Karıştırıyor Allah aşkına. Kaldır şunu dur. Kaldır. Koy buraya şunu. Değil. Niye? Buraya değil. Aman oraya. Kalk. Niye? Görmüyor mu lan? Fay hattının üstünde oturuyor. Al şunları. Al şunları. Hay Allah. Hanımefendi. O ses nereden çıktı ya? Affedersiniz. O sesi siz mi çıkardınız efendim? Arkadaş. Düpedüz hasta oldum kadına. Evet efendim, evet işte burada. Efendim efendim bir şey rica edebilir miyim? Nedir? Sizin elleriniz boşa gitmesin. Niye? Çoluk çocuk var, siz çok güzel kukla oynatıyorsunuz. Daha şuna bakayım bak. Oraya mı bak? Ne kadar oraya? İşte tipik bir bastırılmış kimlik görüntüsü efendim. İşte burada egonun süper egoya karşı çelişik bir durumda olmasıdır. Bu sese bak. Vay vay. Temel neden bu? Yani bu bastırılmışlık duygusu. Küfür biçiminde dışa vurulur. Bak daha mı sıkacak biraz sonra? Sen polis haber ver lan. Terbiye ve ahlak sınırlarını aşan sözcüklerin ağızdan çıkması durumu. Başaratını versin. Bu damat kızı yedi bitirdi. Damatım alın. Nur şeytan seçen. O kim be? Kibariye'nin anası. Şey affedersiniz. Acaba ben bir vatandaş olarak program bittikten sonra mı konuşacağım? Ne lan bu koyun sürüsü gider gibi. Siz vatandaşsınız. Siz kendinizi yormayacaksınız. Siz bizi seçtiniz. Siz bizim benim evimiz mi? Siz bana diyeceksiniz şunu istiyorum diyeceksiniz. Biz yapacağız mı? Sen ağlıyor musun be? Evet efendim. Niye ağlıyorsun ya? Boşuna uğraşma sütüm kesik. Nedir derdin? Eşinle geçinemiyoruz efendim. Efendim? Eşinle geçinemiyoruz. Durmadan kavga ediyoruz efendim. Ayrı mısınız? Evet efendim. 3 aydır ayrıyım. Yani kavgada olabilirsiniz. Niye evi bırakıyorsun? Maalesef efendim. Bırakmak zorundayım. Barışmak niyeti yok mu? Maalesef efendim. Sinan Çetin'i bir arayalım da. Sinan Bey araya girsin. Sen evine dön. Ayrı bir odada oturursun. Bakarsın bunun birinde barışacaksınız. Peki efendim. He? Peki efendim. Öyle değil mi? Söz. Söz efendim. O sana bir fındık hediye edeyim. Yok istemem efendim. Niye? İstemem efendim. Niye alıyor? Çünkü bundan bir çuval aldım eve. Bir çuval mı aldın? Evet efendim. Niye? Belki eşimle barışırız diye. Ay tabii. Öyle ya, ufak tefek. Adamın bu lan adama bak be. Rüşvetlerle benim vatandaşımı kandıramazsın. Onun arkasında ben varım. Allah razı olsun. Yalışma lan. Efendim kolunuzu kırıveririm. Bu adama öyle yapamam. O benim canım, o benim vatandaşım. Yok ya. O benim her şeyim. Nereden senin vatandaşın oluyor bir defa? O benim vatandaşım. O benim seçmenim. O benim emeklim. O benim yetimim. O benim çatal karam. Kara tut. Dur lan şaşırdın hadi. Bir dakika canım. Geç kardeşim şöyle. O kimsenin vatandaşı falan değil. Bizim televizyonun ücretli konu. Ben onu daha bir sürü yarışmada kullanacağım. Yürüyün hocam. Bana bir öpücük verecektin ama vermedin. Neyse. Aldırma. Senin yüzünden oldu onun. Bak burada 2 tane kadına burada mağlup olduk. Dün akşam başkanımla senin hakkında konuştuk. Hem de uzun uzun. 4 saat senden bahsettik. Senin partin senin hakkını yiyor kardeşim. Niye? Tabii. Bak seçildiniz, iktidar oldunuz. Seni bakan yapmadılar. Senin yerine Cevdet'i bakan yaptılar. Ya kardeşim bak ben doğruyu söylüyorum. Cevdet Bey 4 tane üniversite bitirmiş. 4 tane lisan biliyor. Ben daha konuşmamı bileydim. Hakkını yememek. O kadar mühim değil bizim meslekte üniversite bitirmek. Niye? Canım. Tabii değil ya. Hadi seni bakan yapmadılar diyelim. Hiç olmazsa gönlünü alsınlar diye emrinin altına bir kit veremezler miydi? Benim öyle şeyde gözüm yok kardeşim. Ya. Kitire boş versin.
Ben bu işi sevmedim. Niye? Ben sabahlara kadar uyku uyumuyorum. Kahve hocamı özledin biliyor musun? Yok ya. Neden? Yolda geziyorum. Şöyle 100 tane vatandaşa bakıyorum. Bir iki 10 tanesi falan hafif tebessüm ediyor. Bu da beni rahatsız ediyor. Uyuyamam. Uykudan uyanıyorum. Anladım. İstifa edeceğim. Vatandaşı İnan. Düşünüyorsun. Evet. Üzülüyorsun. Evet. Bizim gibi yap. Nasıl? Düşünme. Üzülmezsin. Ama senin cinsin başka, benim cinsim başka. Nasıl? Sen meşesin. Sen? Ben salkım söğütüm. Hadi. Sen bu meslek için biçilmiş kaptansın. İyi şeyler yapacaksın. Yapamayacağım da bunu. Partini seçemedin. Bak bu mevzuda, transfer mevzuunda başkanım biraz sonra seninle konuşmaya gelecek. Sıkı pazarlık et, avantamı unutma. Boyanı çıkartıyor meydan. Buyursunlar başkanım. Nereden girdin? Sayın benim adım Kerim. Sizi tanıdığıma çok memnun oldum efendim. Ben de memnun oldum, sağ olun, hoş geldiniz. Partili arkadaşlarla konuşup karar verdik, sizi transfer edeceğiz. Efendim sağ olun, varın, bu benim için bir şereftir ama. Size tam 500 milyar vereceğiz. Ne kadar? 500 milyar. 500 milyar? Bu arada bu 50 bin doları da kabul buyurun. Bu nedir? Çerez parası. Ya bak hayırdır inşallah, sabahleyin kalktım canım kabak çekirdeği istedi biliyor musun? Yalnız beyefendi ben bak sana bir şey diyeceğim. Buyurun. Bir laf vardır biliyor musunuz? Şu paranı sen istersen bir al. Sen bu işi iyi bilirsin. Rahmetli anam derdi ki, evladım ne yapacaksın? Bu yazı bizim alnımıza yazılmış diye. Ne? Demek ki insanların alınlarında yazı var. Nasıl sizden ya? Rica edeceğim tecrübeli bir politikacı olarak. Benim alnımda şöyle bir yazı var mı? Bakalım. Ne gibi? Dikkat, bu adam satılıktır diye. Hayır. Yok değil mi beyefendi? Yok. Allah razı olsun. Siz başka müşteri alın isterseniz. Ben parayı kabul edemeyeceğim. Sen bu 50 bin doları almıyor musun? Almıyorum. 500 milyarı da mı istemiyorsun? Al, onu da almıyorum. Bu adam yavş... Ne dedin lan, benim babam bit mi? Evet bit. Ne bit ulan? Şey biti. Ne biti? Bu adam onu da bilmiyor. Bu adam tam yavş... Ulan sen kaşındın çıkar oğlum. Baklayı ağzından. Lafını bir daha de bakayım bana. Ulan sana öyle bir küfür ederim ki hayatını sonuna kadar unutamazsın ha. Yürü. Sağ olun. Yürü. Sağ olun beyefendi. Yürü. Sağ olun, sağ olun. İMF çocuğu. Konuşmak istediğim bir şey var. İçeride yaşlı başlı bir bey var. Elinde de bir kağıt, dilekçe mi, şiir mi nedir bir şey yazmış. Yıllardır gelip meclise onu okumak istiyor. Tamam sayın başkanım, bu yeni hikaye değil ki. Bu 7-8 iktidar evvele dayanıyor. Öyle diyor. Bu adam, bu Niyazi denilen bir adam mı o, biliyoruz efendim. Bu hangi parti iktidar olsa meclise gelirmiş. Ben halk adına bir şiir okuyacağım dermiş. Ama hiçbir iktidar da şimdiye kadar bunu kabul etmemiş. Etmemiş. Kaideyi bozamayız. Biz de etmeyeceğiz tabii. Olur mu öyle şey? Tam tersi. Madem bugüne kadar kimse kabul etmemiş, o zaman ne yapacağız? Çağıracağız. Gelecek meclise ne istiyorsa okuyacak. Çok zekisiniz hanımefendi. Çok güzel. Bir ilke imza atmak üzeresiniz. Alın o beyefendiyi içeri. Buyurun beyefendi. Soldan sağa geliyorsunuz efendim. Buyurun efendim. Buyursunlar Bahattin Niyazi Bey. Affedersiniz. Efendim sağ olsunlar, haber gönderdiler. 3 gündür burada yatıyorum eve. Bir şeyler geldi meclisten. Evet. Şiiri okuyacaksınız dedi. Meclis şiirinizi dinlemeye karar verdi efendim. Geçin kürsüye okuyun. Politikacılar. Şiiri unuttum. Yapmayın. Bu elinize geçen ilk ve son fırsat. Derin bir nefes alın, kuvvetli girin, hatırlarsınız. Kalp seyrediyor şimdi. Hadi gösterin kendinizi. Politikacılar. Güzel. Sizleri biz seçtik. Ne çabuk unuttunuz. Aramadınız, sormadınız. Hatta yolda karşılaşıyoruz, tanımadınız. Biz de üzülüyoruz. Tabii yoruluyorsunuz, haklısınız. Ama çıkartıyorsunuz koltuklarınızın tadını, unutturduğunuz bize ucuzluğun adını. Şimdi benim bu söylediklerim iftira mı, yalan mı? Sizinki canla bizimki patlıcan mı kardeşim?
Affedersiniz efendim, bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Meşhur bir laf vardır. Devlet bütçesi deniz yemeyen domuz. Yok mu devlet aşından bir kaşık bize de? İsimlerimiz geçmesi hiç pasaportlarda vize de. Sizler tabii görev dolayısıyla Londra'da, Paris'te bizim tatilimiz kurak bir, çorak bir toprak, kuru bir göl mü? Kusura bakma kızım, sizinki can da bizimki patlıcan mı? Ne güzel, ne güzel demiş şair. Namdar efendi ne güzel söylemiş. Ne demiş biliyor musunuz? Neyimiz eksik sizlerden kardeşimiz? Boyumuz mu, posumuz mu, kaşımız mı, gözümüz mü, amcamız mı, dayımız mı? Yoksa bilemediğimiz kötü bir huyumuz mu? Sizinki kırmızı da bizimki siyah kan mı? Sizinki can da bizimki patlıcan mı? Politikacılar, inanın çok samimi söylüyorum. Çoğunuz başımıza tac oldunuz, bir kısmınız da bağrımıza dert oldunuz. Ne istediniz yapmadık. Vergi dediniz ödedik. Asker dediniz şehitler verdik, gaziler verdik. Karşılığında sizden ne istedik? Hani seçimlerden sonra televizyona çıktınız, gururla sizleri alkışladık. Ne istedik? Sözünüzde durun. Sözünüzde durun ki artık analar, babalar ağlamasın.